Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde 5. sınıf kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi konusunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu konu aslında kolay gibi görünse de bir hayli zor bir konu. Yani zorluğundan ziyade dikkat edilmesi gereken bir konu. İlk önce açıklamalarımızı okuyalım ve dersimize başlayalım. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için kesirlerin paydalarının eşit olması gerekiyor. Paydalar eşit değilse önce paydaların eşitlenmesi gerekir. İşlem yaparken, işlem yapılırken pay kısımlar toplanıyor veya çıkarılıyor. Payda kısımları toplanmıyor, toplanmaz veya çıkarılmaz. Aynı rakam aynı şekilde yazılır. Bunu az sonra sizlere göstereceğim. Tam sayılı kesirlerle işlem yapıyorsak eğer ne yaparız? İlk önce tam kısımlar toplanır veya çıkarılır. Sonra yanındaki Basit kesir olan kısımlar toplama veya çıkarma yapılıyor. Alıştırmalarımızı yapalım ve dersimize başlayalım. Ekranımızı hafif biraz daha büyütürsek daha iyi olacak. Evet. İlk alıştırmamız 4 bölü 9 ile 2 bölü 9'u topluyoruz. Neydi kuralımız? Üstteki payları topluyoruz. Toplama işlemi yapıyoruz. Ha bir de şuna bakalım. Paydalar eşit mi? Evet paydalar aynı. O zaman toplamamızı yapabiliriz. 4, 2 daha 6. Paydamız aynı şekilde 9 yazıyoruz. Bazen öğrenciler şöyle yapıyor. 9'da 9 da 9'u da topluyor. 18 yazıyor buraya. Hayır öyle olmayacak. Buradaki payda 9 olarak aynı şekilde rakam yazılacak. Çıkarma işleminde de durum aynı. 8'den 4'ü çıkarıyorum. 4 kaldı. Alttaki 11'i aynı şekilde yazıyorum. Sonuç 4 bölü 11. Tam sayılı kesirlerle toplama yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İlk önce tam paydalara bakalım. Ha, aynıymış. O zaman tam kısımları topluyorum. Yani 4 ile 5'i topluyorum. 9. Payları topluyorum. 2 bir daha 3. Paydayı 7 olarak aynısını yazıyorum. Cevap bu şekilde çıkıyor. Çıkarma işleminde de aynı. Paydalara baktım. Eşit. O zaman çıkarabilirim. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. 10 aynı şekilde yazıldı. Ve sonuç bu şekilde çıktı. Diğeri bakın burada paydalar eşit değil. Ne yapmalıyım? Paydaları eşitlemem lazım. Yani şuradaki kesrimi genişletip buraya 15'e aynı hale getirmem lazım. Kiminle genişletmeliyim? 3 ile genişletmeliyim. Çünkü 3 kere 5 15 ediyor. Şimdi tekrar yazayım kesirlerimi. Birinci kesri hiç değiştirmedim. 4 bölü 15 duruyor. Artı bunu genişletiyorum. 3 kere 2 6. 3 kere 5 15. Şimdi toplayabilirim artık. 4 6 daha 10. Bölü paydamız yine 15 aynı şekilde kaldı. Diğerine bakalım. Çıkarma işlemimiz var ama paydalarımız aynı olmadığı için paydayı eşitlemeliyim. Yani burayı 4 ile genişletmeliyim 20 yapabilmek için. 4 kere 3 12 tekrar yazıyorum genişleterek. 4 kere 5 20. İkinci kesrimi değiştirmemiştim. 6 bölü 20 çıkarıyorum. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Evet 20'yi aynı şekilde yazdım. Sonuç 6 bölü 20 oldu. Diğer alıştırmalara bakalım. Tam sayılı iki tane kesri toplayacağız. Fakat Paydalar eşit değil. Paydaları eşitlemem için benim bu kesri genişletmem lazım. Kiminle? 3 ile genişletmem lazım. 12 yapmak için bakın. Genişletme yaparken tam sayılı kesirlerde 3 ile buradaki tam sayıyı çarpmıyoruz. Buradaki tam sayı değişmiyor. Aynı şekilde yazıyorum. 3 tam. Yanındaki basit kısmı genişletiyorum. 3 kere 3 9. 3 kere 4 12. Genişlettim. Diğer kesrime dokunmadım. Evet onu aynı şekilde yazıyorum. 2 tam 4 bölü 12. Şimdi toplamamı yapabilirim. Tam kısımları topluyorum. 3, 2 daha 5 tam. 9, 4 daha 13 bölü 12. Yalnız burada ne oldu? Tam sayılı kesrimizin yanında basit kesir olması gerekiyordu. Burası bir bileşik kesir oldu. 13 bölü 12. O zaman ben bu 13 bölü 12'yi tekrar tam sayıya döndürmeliyim. Döndürdükten sonra bulduğum tam sayılı kısmın tam kısmını buradaki 5 ile birleştirmeliyim. Ve bu şekilde işlemi bitirmeliyim. 13 bölü 12'yi ilk önce tam sayıya şurada kenarda döndürüyorum. Ne yapıyorduk tam sayılı kesire döndürürken? Bölme yapıyorduk. 13'ü 12'ye bölüyorum. Bir defa var. Evet. Yaptım. 1 kaldı. Şimdi 1 tam oldu. Pay 1 oldu. 1 kaldı. Paydamız 12. Yani 13 bölü 12 kesri 1 tam 1 bölü 12 demek. 5 de burada vardı. 5 tam. O zaman 5 tama bu 1 tama eklersem hatta şöyle yapalım. Yanına şöyle toplama gibi de yazabiliriz ama yazmayalım. Kafanız karışmasın burayı. 5 tam burada var. 1 tam 1 bölü 12 ile buraya katarsam 5 tam 1 tam daha 6 tam oldu. 1 bölü 12 de yanında duruyor. Sonuç 6 tam 1 bölü 12 oldu. Yani 5 tam 13 bölü 12'yi tam sayıya döndürdük ilave ettiğim zaman sonuç 6 tam 1 bölü 12 oldu. Yani şuradaki toplamamızın sonucu buradaki işlem oldu. Şurayı şöyle çizgiyle çek, çekeyim. Karışmasın. Yeni işlemi yapacağız. 4 tam sayısıyla 3 bölü 5'i toplamamız istenmiş. Aslında bu çok kolay. Yani 4 tam. Burada tam yok zaten. O zaman ben bunları birleştirebilirim. Yani şöyle yazabilirim. 4 tam 3 bölü 5. İşte bu kadar toplamayı hemencecik yapıverdim. Çıkarma işleminde ise durum böyle değil. Çünkü çıkarmam gerekiyor. Ne yapmalıyım? İlk önce 5'i kesir haline getirmeliyim. Bu ne demekti? Daha önceki derslerimizde sizlere açıklamıştık. Doğal sayıların kesir kısımlarında hep 1 olur. Nasıl? 5'i 5 1'e böldüğümüzde sonuç 5 çıkıyor değil mi? 5 bölü 1, 5. Demek ki 5 doğal sayısının paydası 1 demektir. Şimdi çıkarmaya geçmeliyim. 5'i 5 bölü 1 olarak yazabiliyorum. Yazdım. 2 bölü 3'ü çıkarmam gerekiyor. Ama çıkaramıyorum. Niye? Çünkü paydalar aynı değil. O zaman bunu genişletmem lazım. 3 ile genişletiyorum. 3 kere 5 15. Şöyle eşittir yazalım. 15 bölü 3 kere 1 3 oldu. Eksi 2 bölü 3 eşittir. 15'ten 2 çıktı. 13 kaldı. Paydamız 3. 13 bölü 3 oldu. Cevabımız 13 bölü 3. Şimdi burada istersek biz bu 13 bölü 3'ü tam sayılı kesire de çevirebiliriz. Ya da bileşik kesir olarak da kalabilir. Bu şekilde de sonuç doğru olur. Eğer öğretmeniniz size bulduğunuz sonucu tam sayılı kesire döndürün diyorsa o zaman döndürürsünüz. Ama bu şekilde de kalabilir. Geldik diğerine 9 bölü 4'ten bir tam sayısını çıkaracağız. Tekrar 9 bölü 4'ü yazıyorum. Eksi 1'i ne yapıyorum? Paydasını yazarak gösteriyorum 1. Doğal sayıların paydaları da 1 oluyordu. Şimdi çıkarma yapmalıyım ama yapamıyorum çünkü paydalar aynı değil. Burayı 4 ile genişletmeliyim. 9 bölü 4 değişmedi. Bunu genişletiyorum. 4 kere 1, 4. 4 kere, 4 kere 1, 4 çıkarıyorum. 9'dan 4 çıktı, 5 kaldı ve paydamız 4. Sonuç bu şekilde 5 bölü 4 oldu. Geldik diğerine. Parantezli işlemlerde ilk önce parantezin içini yapmalıyım. Sonra dışarıdakini yapmalıyım. Ne yapacağım? İlk önce bu kısmı çözmem gerekiyor. Burayı 4 ile genişleteceğim. Niye? Çünkü paydalar eşitlenmemiş. Eşit, eşit değilmiş. Genişletiyorum. 4 kere 5 20 bölü 16. 4 kere 4 16. Eksi 1 bölü 16 Evet. Şimdi çıkarma işlemi yapıyorum. 19 bölü 16 oldu. Ne yapmalıyım? Şimdi 2 bölü 8 ile toplama yapacağım. Parantezin içini buldum. Bunu yukarı götürüyorum. 19 bölü 16 artı 2 bölü 8 Yine paydalar eşit değil. Genişleteyim o zaman. 2 ile bunu paydalarını eşitleyeyim. Çarparak. 19 bölü 16 Artı 2 kere 2 4 bölü 16 toplamımı bitiriyorum. 19 4 daha 23 bölü 16 oldu. Sonucu bu şekilde bulmuş oldum. Geldik son sayfamıza. Yine parantezli bir işlemimiz var. İlk önce parantezin içini çözüyorum. Ne yapıyorum? Paydaları eşitlemem gerekiyor. Bakın paydalar aynı değil. 3 ile genişletiyorum burayı. Evet. Ne yapıyorduk genişletirken? Tam sayıyı çarpmıyorduk. 1 tam duruyor. 3 kere 1 3. 3 kere 3 9. Eksi 1 bölü 9. Şimdi bunun sonucunu buluyorum. 1 tam çıkaracak bir başka tam sayı olmadığı için onu yazıyorum. 1 tam aynen duruyor. 3'ten 1 çıktı. 2 bölü 9. Şimdi şu parantezin içi bu şekilde oldu. Yukarıya yazayım. 4 artı Parantezin içini bulmuştum. 1 tam 2 bölü 9. Evet. Ne yapabilirim? Tam sayıları birbiriyle toplayabilirim. Burada 4 tam var. Burada da 1 tam var. İkisini topladım. 5 tam oldu. 4'ün yanında kesir bölümü olmadığı için sadece burası kaldı. Onu da buraya yazarım. 5 tam 2 bölü 9 olur cevabımız. Geldik son alıştırmamıza. Yine parantezin içini ilk önce çözmeliyim. Faydalar aynı olmadığı için burayı genişletmeliyim. Hemen şurada alt kısımda yapıyorum. 8 bölü 20'ye dokunmadım. Onu aynen yazıyorum. Artı 1 tam duruyor. Onu genişletme esnasında çarpmıyoruz. Hep tekrar tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın. 5 kere 2 10 5 kere 4 20 Eşittir. Toplayalım şimdi. Ne oldu? Tam kısım var mı? Yok. O zaman 1 tamı böyle yazarım. 8, 10 daha. 18 bölü 20. Parantezin içi 1 tam 18 bölü 20 oldu. Şimdi burayla beraber toplayalım şimdi. 3 tam 3 bölü 5 buradaydı. Artı 1 tam 18 bölü 20. Ne oldu? Paydalar yine farklı. Yine devam edip genişletmeliyim. 4 ile genişletmeliyim. Şöyle ileriye doğru gidelim. Orada gösterelim. 3 tam duruyor. 4 kere 3 12 4 kere 5 20 Topluyorum. 1 tam da burada var. 1 tam 18 20 18 bölü 20 Eşittir. Şimdi bitir, Topluyoruz toplamamızı. Yapıyoruz. 3 bir daha 4 12 18 daha 30 Bölü 20. Ne oldu? Yine burası bileşik kesir olarak kaldı. Ne yapmalıyım? Ben bunu tam sayıya çevirmeliyim. Yani şuradaki 4 tam dursun. Ben şu bileşik kesir kısmını tam sayılı kesire çevirip 4'e ilave etmeliyim. Yani 30'u 20'ye bölmeliyim. Böleyim. Aslında bunu sadeleştirebiliriz de nasıl böyle sadeleştirebiliriz? Eee Şöyle ikisini de 10'a bölüp neyse onu da anlatmayayım. Çok kafanız karışacak. Ben devam edeyim. Tam sayıya döndürelim. 30'da 21 defa var. Evet. 10 kaldı. Ne oldu? 1 tam 10 pay oldu. Paydamız 20. Bir tam 10 bölü 20. Yani bu 30 bölü 20'yi e, tam sayılıya döndürdüğün zaman böyle oldu. 4 tam da burada var. Bunu da buraya katıştırıyorum. 4 tam 1 tam daha 5 tam oldu. Şöyle gösterelim. 10 bölü 20 oldu. Evet. Sevgili çocuklar. Buradaki sayıların ikisini de e, sadeleştireyim isterseniz. Daha sade hale getireyim. Şöyle yapayım onu da. 5 tam duruyor. Onu e, şunları sadeleştiriyorum. İkisini de 10'a böldüğüm zaman burası 1 kalıyor. Burada 2 kalıyor. 5 tam 1 bölü 2. Sonuç kısmına isterseniz şöyle yazabilirsiniz. 5 tam 10 bölü 20 bulduğunuz sonucu yazarsınız. Öğretmeniniz kabul eder. Eğer sadeleştirmek isterseniz bir aşama daha ileri götürüp 5 tam 1 bölü 2 şeklinde de yazabilirsiniz. Böylece sorularımız, alıştırmalarımız bitti. Bir sonraki videomuzda kesirlerde toplama ve çıkarma işlemleriyle ilgili problemler bölümüne geçeceğiz. Orada problemleriyle birlikte olmak üzere. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.